Krişi. Merhaba arkadaşlar, Ayşe'nin Oyuncak Krişi'ne hoş geldiniz. Bugün öğrencileri pikniğe götüreceğim. Onlar gelmeden sandviçlerini hazırlıyorum. Öğrencilerim 5 kişi. Bu yüzden 5 tane sandviç hazırlamam gerekiyor. 5 tane domates, 5 tane peynir, 5 tane marul, 10 tane de sandviç ekmeği. Hadi başlayalım yapmaya. 2 tane sandviç ekmeği, 1 domates, 1 peynir, 1 marul. Şimdi basalım. Evet, bu da son sandviç. Hepsi hazır. Şimdi bunları bir kaba koyup piknik sepetine koyalım. Evet, neredeyse her şey hazır. Saat 9:05 geçiyor. Öğrenciler şimdiye kadar gelmiş olmalı gerekirdi. Neredeler acaba? Of, ne zaman bitecek bu iş? Geç kaldık. Az kaldı çocuklar. Şişiriyorum şimdi lastiği. Tamamdır. Hadi binin bakalım gidelim. Yaşasın sonunda. Oy. İşte geldik Ayşe. Kusura bakma. Yolda lastik patladı. O yüzden geciktik. Tamam. Sorun değil. Hiç indirme çocukları. Hadi bakalım. Pikniğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, işte piknik yapacağımız alana geldik. Buraya ne olmuş böyle? Her yerde çöp var. Üstelik kötü de kokuyor. Burada daha önce piknik yapanlar çöplerini toplamamış. Burada nasıl piknik yapacağız ki? Arkadaşlar haklısınız. Burada bu şekilde piknik yapılmaz. Öncelikle bu çöpleri toplamamız gerekiyor. Fakat çöpleri atacak konteyner yok. Hemen ilgili kurumu arayalım ve talep edelim. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri buyurun. Hı. Nerede tam olarak? Tamam. Yönlendiriyorum. Tamamdır, yönlendirdim. Biz toplamaya başlayalım arkadaşlar. İşte çöp konteynerleri geldi. Plastik, cam ve kağıt atıkları için. Ben camları topluyorum. Sizler de kağıt ve plastikleri toplayabilirsiniz. Bu kağıt konteynerine gidecek. Plastikler ve kağıtlar. Evet, sanırım bütün çöpleri topladık. Hiç çöp kalmadı. Şimdi bunların kapaklarını kapatalım. Kenara koyalım. Şimdi piknik örtümüzü serebiliriz.
Arkadaşlar, yemeğe başlamadan önce herkes ellerini güzelce temizlemeli. Al bakalım. Çok güzel. Evet, çok güzel. Ayşe, biz bugün ders işlemedik. Arkadaşlar, aslında biz bugün çok şey öğrendik. Çevremizi temiz tutmamız gerektiğini, çöplerimizi ayrıştırıp geri dönüşüme atmamız gerektiğini. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olursa iyi olur. Sandviçlerinizi yedikten sonra top oynayabilirsiniz. Çok haklısın Ayşe, gerçekten. Herkes bu konuda duyarlı olmalı. Arkadaşlar, ben doydum. Hadi oyun oynayalım. Chelsea yakala. Hop. Hop.